Erzurum ve çevresinde bir kadın kahramanın öyküsü bir efsane gibi nesilden nesile anlatılıyor. 93 Harbi olarak bilinen 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı'nda düşmana karşı duran bir Türk kadınının Nene Hatun'un öyküsü bu. 1857 yılında Erzurum'un yakın köylerinden biri olan Çeperli'de bir kız çocuğu dünyaya geldi. Çocuğa Nene adını verdiler. Nene, diğer köy çocukları gibi bir çocukluk yaşadı. Yaşı 17'ye gelince de evlendirildi. Bir oğlu ve bir kızı oldu. Nene ve ailesi köyde sakin ve mütevazı günler yaşarken, hayatları hiç ummadıkları bir şekilde birdenbire altüst olacaktı. 19. yüzyılın sonunda Osmanlı Devleti Avrupa'nın hasta adamı olarak görülüyordu. Rusya, hasta adam ölmeden mirasına el koymak istiyordu. Büyük hedef için Rusya, Nisan 1877'de harekete geçti. Hedef İstanbul'du. Balkanlar ve Kafkasya'dan iki cepheden Rusya Osmanlı'ya saldırdı. Rus ordusu Kafkasya cephesinden 2 ay içinde İstanbul'a ulaşmayı planlıyordu. Ruslar Ardahan ve Batum'u hemen ele geçirdi. Osmanlı ordusu Kars'ta 6 ay büyük bir direniş gösterdi. Ama sonunda geri çekilmek zorunda kaldı. Son savunma hattı Erzurum olacaktı. Erzurum, Aziziye tabyasında var olma, yok olma savaşı yapılacaktı. Osmanlı ordusunun geri çekildiği yerlerde sivil halkta göç etmeye başladı. Yaklaşan Rus ordusundan kaçanlardan biri de Nene Hatun'du. Kocası ve erkek kardeşi orduya katılmıştı. Çocuklarını yanına alan Nene Hatun, köyünü, evini geride bırakıp Erzurum'a sığındı. Kısa süre sonra kardeşi Hasan cepheden ağır yaralı döndü. Rus ordusu Erzurum'u almak için Osmanlı ordusu da karşı koymak için hazırlıklara girişti. Aziziye ve Mecidiye tabyaları güçlendirildi. Öncü birlikler tabyaya yerleştirildi. Ancak Osmanlı ordusu hiç beklemediği bir ihanetle sarsıldı. Ermenilerin de rehberlik etmesiyle Osmanlı askeri kıyafeti giyiyor. Burada bir grup Ermeni Ruslarla birleşiyor. Parolayı öğreniyorlar. Tabyalara gelerek Türkçe askerlere sesleniyorlar. Sanki devriyeden dönen bir grup askermiş gibi. O devriyeleri hallettikten sonra Aziz tabyasına giriyorlar ve orada birinci ve ikinci tabyanın askerlerini gecenin karanlığında yorgun argın orada dinlenen askerleri tamamen şehit ediyorlar. Aziziye tabyasının Rus işgaline uğradığı geceyi Nene Hatun, yaralı kardeşinin başında geçirdi. Sabaha karşı kardeşi Hasan hayatını kaybetti. Kardeşini kaybetmenin acısını yaşayan Nene Hatun, sabah ezanından sonra sokaktan Rus askeri Aziziye tabyasını ele geçirdi, seslerini duydu. Beşikteki 3 aylık kızının üstünü örttü. Eline satırı alıp sokağa fırladı. Tabe'ye doğru koşmaya başladı. Ama Nene Hatun yalnız değildi. 20 yaşında genç bir kadın Tabya'ya ölüme koşmuştu. Kadın erkek, çocuk yaşlı 2000 sivil insan donanımlı bir ordunun üzerine yürümüştü. Vatanları için, evleri için canlarını ortaya koymuşlardı. Bu büyük saldırının sonunda tabyalar ele geçirildi. Rus ordusu geri çekilmek zorunda kaldı. 1000'e yakın Erzurumlu kadın ve erkek şehit oldu. Aziziye tabyasının geri alınması savaşın dönüm noktası oldu.
Rus ordusunun ilerleyişi Erzurum'da durduruldu. Kafkasya cephesinde Ruslar istedikleri başarıya ulaşamadılar. Ancak Ruslar Balkanlardan İstanbul Yeşilköy'e kadar ilerlediler. Nene Hatun savaştan gazi olarak çıkmıştı. Ancak ne ona ne de savaşa katılan diğer sivillere gazi rütbesi verilmedi. Savaş bitti, acılar yüreklere gömüldü. Yeni bir hayat kuruldu. Nene Hatun ve ailesi savaştan sonra köylerine dönmediler. Erzurum'a yerleşip hayata tutunmaya çalıştılar. İlerleyen yıllarda eşini kaybeden Nene Hatun hayatını çocuklarına adadı. Ama acılar onun peşini bırakmadı. Oğlu Yusuf Çanakkale cephesinde şehit düştü. Kahramanca savunduğu Erzurum'un 1916 yılında Rus işgaline uğradığını gördü. Rus işgalinden sonra Ermeni çetelerin Türkleri katledişini gördü. Yollarda birbiri üzerine yığılmış cesetleri gördü. Asırlardır barış içinde bir arada yaşayan komşular artık birbirlerine güvenemez olmuştu. Bu topraklar kana, gözyaşına doymuştu. Bütün bu acılardan sonra sustu Nene Hatun. Onun için artık 20 yaşındaki genç kadının kahramanlığı sisli mazide kalmış bir hatıradan başka bir şey değildi. Yüzündeki derin çizgilerse yaşanan acıları anlatıyordu. Aradan yıllar geçti. Cumhuriyet ilan edildi. Nihayet bu topraklara barış geldi. Nene Hatun, diğer Anadolu insanları gibi fakir ama kanaatkar, gözlerden uzak bir hayat yaşıyordu. İstanbul'dan bir gazeteci Erzurum'a gelince, Nene Hatun'un sessiz hayatı kısa bir süre için bozuldu. 1934 yılında kamuoyu Nene Hatun'la tanıştı. Nene Hatun da fotoğraf makinesiyle. Hayatında ilk kez o gün fotoğraf çektirdi. Ama bu gazete haberi çabuk unutuldu. Nene Hatun da kendi hayatına döndü. Artık yaşlanmıştı. ...1939'da savaş Türkiye'nin kapısını bir kez daha çaldı. Avrupa ve dünya o güne kadar gördüğü en büyük, en kanlı savaşı yaşıyordu. Türkiye, kendi savaşı olmayan bu savaşın dışında kalmaya çalışıyor... ...ama savaşın faturasını da yoklukla, yoksullukla ödüyordu. Ekmek bile karneye bağlanmıştı. Ama... Karneyle dahi ekmek alamayanlar da vardı. Bu dilekçe 26 Ağustos 1943 tarihinde yazıldı. 90 yaşına ulaşmış Azize Tabyası gazileri içler acıklı hallerini şöyle anlatıyorlardı. Bizler 1293 Osmanlı-Rus Harbi'nin Erzurum civarındaki Azize Tabyası'nda vuku bulan meşhur savaşın kahramanıyız. Bu ölmez zaferin yadigarı bizler... Her birimiz 90'ar, 100'er yaşındayız. Hiçbir sığınacak yerimiz ve tutunacak hiçbir desteğimiz yoktur. Belediyeden ayda 4 lira maaştan başka bir şey görmüyoruz. Geçen sene birer meccani ekmek veriyorlardı, bu sene o ekmeğimizi de kestiler.
Şimdi aç ve muhtaç bir vaziyetteyiz ve dileniyoruz da. Nene Hatun'a istediği ekmek verildi mi bilinmez ama bu dilekçe onun devletten bir şeyler istediği ilk ve son dilekçe oldu. 1952 yılına gelindiğinde Aziziye Tabyası'ndaki direnişi ve kahramanlığı anlatan Aziziye Tabyası anıtının yaptırılmasına karar verildi. 93 Harbi tekrar gündeme geldi. Ve elbette Nene Hatun'da. 3. Ordu Komutanı Nurettin Baransel, Nene Hatun'u evinde ziyaret etti. Bu ziyaret, Nene Hatun'un unutulmuşluğuna ve terk edilmişliğine son verdi. Kahraman kadın 95 yaşında keşfedilmişti. Nene Hatun, 3. Ordu'nun ninesi ilan edildi. Virane evi artık gelen ziyaretçilerle dolup taşıyordu. O, suskun geçmiş yıllara inat anlatıyordu. Aziziye Tabyası anıtının açılışına onur konuğu olarak katıldı. Türk Kadınlar Birliği 1955 yılında Nene Hatun'u yılın annesi seçti. 22 Mayıs 1955 günü 98 yaşında ömrü boyunca hiç ayrılmadığı Erzurum'da öldü. ...75 yıl boyunca yaptığı kahramanlık görülmemiş, ömrünün son 3 yılında hatırlanmanın gururunu yaşamıştı. Gazeteler onun ölüm haberini "Annelerin annesi Nene Hatun öldü" ve "Aziziye kahramanı" manşetleriyle duyuruyordu. Cenaze töreni ise bir kahramana yakışır şekilde oldu. 20 yaşındayken ölüme koştuğu yere defnedildi. Nene Hatun'un mezar taşı, vatanları için, evleri için, çocukları için ölüme koşan diğer Erzurumlu kadın ve erkekler için de dikilmiş bir anıt gibi. Sıradan insanların tarihin akışını değiştirdiklerini ispat eden bir anıt. Nene Hatun, hiçbir yere kaydedilmemiş, hikayeleri hiç anlatılmamış kadın erkek isimsiz kahramanların bir sembolü.